Merhaba, bugün Def Yalesi'nin mutfağında sizlerle yemyeşil, parlak renkli ve leziz bir bezelye çorbası yapacağız. Umuyorum ya bezelye mevsimindesinizdir ya da mevsimindeyken dondurduğunuz bezelyeleriniz mevcuttur. Çünkü bu çorbayı gördükten sonra bezelye dondurmayı unutmayacaksınız. O zaman şimdi malzemelerimizi görelim. Çorbamı yapmaya ilk önce soğan ve sarımsaklarımı kavurarak başlayacağım. Soğanlarımı hızlıca doğramak için lörç kubustan faydalanıyor olacağım. Kubus sayesinde çok hızlı bir şekilde soğanla çok temas edip gözlerimi de yaşartmadan bu süreci hızlı bir şekilde atlatıyorum. Her şey püre olacağı için burada boyutları çok da derdim olmuyor. Evet, şimdi yağımı tencereme aldım. Ve birazcık da aroması çok güzel yakışacağı için Hindistan cevizi yağı koydum. Şimdi bunlar erimeye yakınken soğanlarımı ekleyeceğim. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımı şeffaflaşana kadar pişireceğim. Hafif şeffaflaştıktan sonra burada bir karamelizasyon beklemiyorum. Çünkü parlak yeşil renkteki çorbamı bunların etkilemesini istemiyorum. Onlar birazcık şeffaflaşınca da bezelyelerimi ekleyeceğim. Bu sırada nanelerimi saplarından ayıklayacağım. Soğan ve sarımsağım birazcık şeffaflaşmaya başladı. Şimdi üzerine bezelyelerimi ekliyorum. Bende dondurulmuş bezelye var. Hiç fark etmez. Donuk haliyle aynen ekleyebilirsiniz. Ve sebze suyunu ekleyeceğim. Evet, kaynamaya başladıktan sonra bir 5-6 dakika kadar pişecekler. Eğer bezelyeleriniz donmuş değil, taze vaziyetteyse ilk önce suyu koyun soğanın üzerine. Suyunuz kaynayınca bezelyeleri koyup 5-6 dakika pişirmeye devam edin. Ama eğer ki benim gibi donmuş bezelyeniz varsa soğanın üzerine önce bezelyeyi sonra suyunu ekleyip altını iyice açıp kaynamaya bırakın. Evet, çorbamda minik köpücükler oluşmaya başladı. Şimdi tuzumu ekliyorum. Ve 2-3 dakikada pişmesine izin verip ondan sonra blenderımı alacağım. Evet, şimdi çorbamı Wildside haznemin içerisine alacağım. Müthiş. İçerisine biraz soya sütü koyuyorum. Ve aromatiklerimi sonradan ekleyeceğim. Bunları pişirmiyorum ki parlak yeşil renklerini korusunlar diye. Şimdi tüm malzemelerimi karıştıracağım sadece. Evet, şimdi burada çorba ayarını seçmeyeceğim çünkü aslında ısınmasını istemiyorum. Bu soğuk servis edilen bir çorba ve çorba ayarını seçersem o ısınacağı süre boyunca ve o güçte çeviriyor olacak. Dolayısıyla ben buradan kendim ayar yaparak devam edeceğim. Ve gördüğünüz gibi bu sayede blenderım çalışırken hala beni duymaya devam edebiliyorsunuz. Bu modeli gerçekten gürültü çıkmasını istemediğiniz ortamlar için ideal. Evet, gördüğünüz gibi parlak yeşil renkli bir çorbam oldu. Ben bu çorbayı yaz aylarında daha çok soğuk servis etmeyi tercih ediyorum ki bence içerisinde bulunan lezzet profilini düşürdüğünüzde soğuk servise çok daha uygun. Dolayısıyla ben genelde
Aynen, bunu hazırlıyorum akşamdan ve bu hazneyle birlikte buzdolabına atıyorum. Ve ertesi gün hem kıvamı da daha koyulaşmış oluyor hem de lezzetler daha oturmuş oluyor. O şekilde servis ediyorum. Ama yarın sabah burada olmayacağım için bu seferlik sıcak deniyor olacağım ben de. Ki sıcak hali de son derece hoş. Tabağıma çorbamı alıyorum. Çorbayı servis ederken üzerine çeri domateslerle süsleyebilirsiniz veya şimdi benim yapacağım gibi filizlerle süsleyebilirsiniz. Soğan turşusu koyabilirsiniz. Nane yaprakları koyabilirsiniz. Ama şu an benim burada yepyeni filizlenmiş birazcık yoncam vardı ve dolayısıyla ortasına onu koyacağım. Üzerine birazcık taze zeytinyağımı gezdiriyorum. Ve fotoğraflarda iyi poz verme garantili olan pembe karabiberi tanelerimi üzerine gezdirerek harika çorbamı sonlandırıyorum. Bezelye çorbam hazır. Bu ve benzeri tarifleri görmek istiyorsanız Defi Ailesi'nin YouTube kanalını takip etmeyi ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.